Şimdi sırada ekonomide manşet atma zamanı var. Ve karşımızda üç değerli konuğumuz sizlerle birlikte. Stüdyo konuğum Burak Köseoğlu, Doktor Burak Köseoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba. Daimi temsilcimiz. Ve Doktor Can Pamir Yunanistan'da bugün. Yunanistan'dan bize bildirecek. Sevgili Can, hoş geldin. Günaydın. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve diyorum ki, bir elimde defne, bir elimde sevda, kalbim Ege'de kaldı. Aman, aman. Hava da güzel galiba Yunanistan'da. Vallahi hava çok güzel. Dündar'ı biraz kıskandırayım. Londra'nın puslu havası devam ediyor bilmiyorum ama Kavala'da şahane bir hava var. Neredeyse insanlar denize girecekler. O zaman şöyle yapalım, yani reji ekibimiz olmak üzere Kavala'dan kurabiyeler bekliyorum sizden Can Bey. Kesin size getiriyorum Kavala kurabiyesi. Haftaya Cuma'ya bekliyoruz efendim. Bu arada Dündar'cığım sen de hoş geldin sevgili Dündar Parlar. Aynen. Yönetim danışmanı. Yine program başlamadan, daha ben sizleri anons etmeden yine bir sataşma söz konusu. Cevap hakkı doğdu, buyur, söz sende. Ya tabii şimdi İngiltere'nin kasvetli havası, zaten şu anda dışarısı karanlık, yani yağıyor mu yağmıyor mu çok görmüyorum doğrusu ama gece çok yağdı. Fakat kasvet ekonomiden ve dün yapılan açıklamalardan kaynaklanıyor, konuşuruz zaten onu. Evet, hazır sazı almışken eline bence oradan devam et çünkü 17 Kasım dedik değil mi sürekli, 17 Kasım'a vurgu yaptık. İşte Rishi Sunak ne yapacak, aynen, işte Jeremy Hunt ne yapacak 17 Kasım'da. Hani çok dünyada ses getirmedi gerçi ama Londra'da bir ses getirdi mi? İngiltere'de verilere nasıl yansıdı bu? Piyasada nasıl karşılandı kamuoyunda? Jeremy Hunt 55 milyon, 54 milyar poundluk bir paketi organize etmeye çalışıyordu. Bunun işte aşağı yukarı yarı yarıya diyebiliriz. 30'a 24 vergilerin arttırılmasıyla ve kamu harcamalarının azaltılmasıyla finanse etti. Vergilerin artırılması, işte gelir vergilerinin limitlerinin, adısı kademelerinin dondurulması, işte enerji şirketlerinden alınan vergilerin artırılması gibi parçaları içeriyor. Diğer tarafta da kamu harcamalarında belli kalemlerde azalma var ama eğitimi ve sağlığı dışarıda tuttuğunu iddia ediyor. Böyle hani geçen seferki gibi hani berbat diyeceğim de. Öyle söylemiş olayım, yani kendimi alamıyorum. O paketten sonra, mini paketten sonra bu daha hani makul, mutedil bir şey. Ama tabii yansımaları var. Çünkü vergileri azaltmak için iktidara gelmiş ve iktidardaki 12. yılını sürdüren bir hükümetin dönüp hani bir Labour Parti'nin, Muharefet Parti'nin yapacağı davranış biçimini benimsemesi, yani vergileri arttırması ve bunların hani %37 ortalama vergiye geldi iş. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en yüksek vergi oranı. Bir Muhafazakar Parti'nin, Labour'ın hiç yapmadığı kadar, İşçi Parti'nin hiç yapmadığı kadar vergileri yükseltiyor olması zaten kendi içinde bir paradigma. Bugün de gazetelere bu yansımış vaziyette. Sabah baktım birkaç tanesine, okunacak gibi değil. Çok ağır eleştiriler var. Ama hani geçen sefere göre biraz daha makul, muhtedil olabilir diye düşünüyorum. Piyasalar ne yaptı? Piyasalar çok ciddi bir tepki vermedi. Biraz hani pound dolar oynadı yerinden. 0.50 gibi, çok önemli değil. Borsa biraz daha aşağıya geldi. O işte 7.300'lerde salınıyor. Çok ağır bir tepki vermedi ama zaman içerisinde belirlenecek. İngiltere'nin bu arada bir resesyonda olduğu, dün buradaki bağımsız denetim otoritesi tarafından da onaylandı. Resesyondayız. Önümüzdeki senede Jeremy Hunt da söyledi, %1.4 gibi de bir küçülme bekleniyor. Resmi olarak resesyona girmiş vaziyette. Vergi indirimleri dediğimiz gibi ortadan kalktı bazı kalemlerde. Tam tersi artmış vaziyette. Oysa iki ay içerisinde birbirine taban tabana zıt iki paket görmüş oldu İngiltere'de. Diyeyim ve burada durayım ben. Peki yani İngilizler de hafıza konusunda nasıllar? Yani iki seçim zamanı geldiğinde unuturlar mı, yoksa bunun hesabını, faturasını çıkartırlar mı? Bence yani İşçi Partisi ne yapar? Bence unutmazlar. Pek de İşçi Partisi şeyine uygun bir alan çıktı gibi gözüküyor. Yani. Bu arada Dündar, dün İngiltere Merkez Bankası'nın bir anketi açıklanmış. Özellikle küçük işletmelerin krediye ulaşımında sorunlar başladığı ciddi şekilde. Hatta son çeyrek, son kuartırda
%11 civarında bir kredide düşüş olacağı, bu düşüşün 2023'te de hızlanarak devam edeceği yönünde dün bir haber düştü. Aynı zamanda bir kredi sorunu da, yani finansa ulaşma sorunu da İngiltere'de sanki başlıyor gibi gözüküyor. Özellikle orta büyüklükte küçük şirketlerin, değil mi Burak? Evet. Bir evet, de doğru. Bunun yanında da bir haber daha düştü. Araya girebilir. Tabii. Londra'daki diş reklamları dolayısıyla Türkiye'nin biraz böyle sanki başbakana eleştiriler gelmiş. Bizi niye küçümsüyorsun insanlarımızı, bu reklamlar niye var gibi. Doğru mu? Ya doğrusunu söylersen ben çok dikkat etmedim ona. İkincisine, diş reklamları kısmına. Bakarım şimdi yayından sonra. Ne o Allah aşkına? Bir saniye çok merak ettim şu diş reklamları. Metrolara böyle kötü dişlere sahip kadınlar koymuşlar. Dişleriniz işte arkadaşınıza bakamayacak kadar kötüyse o zaman İstanbul'a gitmek için doğru zaman gibi bir ifade Türkiye sağlık varmış. Turizmi açısından evet, çok iyi yani diş için ama... Evet. Bu dişten neyi kastediyorlar? Başbakanı mı? Hayır. Yani bizim insanlarımızı niye kötü gösteriyorsun gibi. Çünkü Rishi Sınak'ın da dişleri çok güzel. Bembeyaz bir başbakan da ben de direkt oraya algı yaptı. Şimdi Rishi Sınak da Sunak'ta gülen bir başbakan ve çok gülen bir ifade ve dişleri de çok güzel. Acaba dedim oraya mı bir kinaye yaptı acabalar ama? Yani biraz zorlama bir yorum olduğunu düşündüm şimdi şeyin bu boyutunun. Fakat krediye erişim konusu, evet doğru SME'lerde biraz bir sıkıntı olabilir. Fakat enteresan olan şey, dün İngiltere'nin Exim Bank'ı diyebileceğimiz UKEP var, United Kingdom Export Finance. Onun bir etkinliği vardı, gün boyu devam etti. Orada da hani barını yoğunu ortaya koymuş vaziyette İngiliz hükümeti ve onun bir bağlantısı UKEP ihraç ediliyor. Yani eğer ihracat yapacaksanız biz size... Gerçekten her türlü finansmanı sağlayabilecek noktalar. Yeni ürünler de çıkarttılar, geliştirdiler belli. Dünkü konuşmalardan da anlaşılıyor. İhracata dönük iş yapacağım dediğiniz zaman, İngiltere için konuşuyorum, finansmanda bir zorluk yaşayacağınızı pek zannetmiyorum önümüzdeki dönemde. Ama hani iç ticarete dönük olarak kredilendirmelerde belli sıkıntılar olabilir. Ama onda böyle... nedenle kalp krizine sebep olacağına pek ihtimal vermiyor. Peki Can Hocam, şimdi İstanbul'da da dün bayağı bir sağanak yağmur vardı. Pek Londra gibi olmasa bile yine gördüğünüz gibi İstanbul'da herkes yine grip ve hasta vaziyetinde. Şekil 3-5'te görüldüğü gibi ben de böyle birazcık ondan nasibimi aldım. Orada havalar iyi de ekonomide havalar nasıl Yunanistan'da? Ve Yunanistan'dan sonra bir Amerika yapalım sen ne istersen. Cumhuriyetçiler yani kıl payı böyle bir kazandılar. 435'in 218'ini aldılar temsilciler meclisinde. Amerika'da ne olur ne biter ve Yunanlar Amerikalılara bayağı da kızgın herhalde bu Biden'ın F-16'larla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği söz Yunanları bayağı bir hayal kırıklığına uğrattı. Yani öyle bir zamanda Yunanistan'dasın ki tam gündemin göbeğindesin şu anda. Yani şöyle söyleyeyim, Yunanistan'ın hani ekonomisi oldukça canlı görünüyor. Tabii yapısal sorunlarını hepimiz biliyoruz, o borçluluk vesaire falan filan. Ama şunu görüyorsunuz, yani hayat hakikaten çok hızlı devam ediyor. Fakat mesela benzine baktığımızda Türkiye'den neredeyse iki katı. Benzin 1.90 euro, yani yaklaşık 37 lira gibi bir paradan, 38 lira gibi bir paradan bahsediyoruz. Benzin aynı benzin olduğuna göre sanırım bizde bir hayli sünvanse ediliyor şu noktada. Yani Yunanistan'ın da kendi petrolü olmadığını düşünürsek. Herkes çok borçlu Yunanistan'da. Yani mesela bir gayrimenkul almak isteseniz, Burak'ın alanı biliyorsunuz Çin'den sonra belki Yunanistan'da da şey yapabilir. Gayrimenkullerin hepsinin üstünde devletin bir ondan sonra şeyi var, ipoteği var. Çünkü... vergiler ödenmemiş. Yani diyelim gayrimenkul 500 bin euro, 200 bin euroluk, 300 bin euroluk devletin üstünde haczi var. Ve sistem maalesef şöyle çalışmıyor. Hani parayı koyayım, 500 bin euro ödeyeyim, 200 bin devlete gitsin, yok. İlk önce diyor devlet borçları sensin diyor. Yani adama vereceksin parayı 200 bin, 300 bin euro, o ödeyecek. Arkasından satış olabiliyor ve bir illiyet bağı kuramıyorsunuz. Oldukça geriler hukuk olarak, ticaret hukuku olarak, bankalıcılıkta çok geriler. Ve buradaki Yunanlılarla masaya oturduğunuz vakit ikinci duble uzodan sonra Almanya o borçları sileceğe geliyor konu. Çok ilginçler yani. Ama tabii ki hizmet sektörü, ondan sonra yeme içme sektörü ayrı bir boyutta.
ayrı bir ondan sonra şeye gelmiş durumda. Pahalı mı? Kavala çok büyük bir şehir değil. Yani 80 bin kişilik falan bir şehirden bahsediyoruz. Orada bile yani hakikaten şey, bu arada yani çok ilginç bir şekilde herkes Türkçe konuşuyor. Çok sayıda Türk var. Hatta otobandan geçerken kredi kartı olmadı, çalışmadı. Çok kötü bankacılık sistemleri. Benim üstümde bozuk yok. 50 euro verdim. 1,5 euro. Otoban ücretleri bu arada çok ucuz bizimle karşılaştığımız vakit. Kadın dönüp dözük kara yoktur diye Türkçe sordu bana falan. Dolayısıyla hani böyle Türkiye ile Yunanistan'da gerginlik var diye algılıyoruz ya biz. Benim görebildiğim kadarıyla öyle bir gerginlik yok. Hatta bize karşı çok mültefitler. Kaleyi gezerken yaşlı bir kadın çıktı bize, kaleyi gezdi falan filan. Türkleri çok seviyorlar yani, kendilerinden zaten görüyorlar. Zaten şey, halklar arasında... İnsanlar da rahat. Öyle bir şey var. Amerika'ya bakarsak, yani tabii F-35'lerin parasını verip F-16 bile alamamak çok rahatsız edici bir şey. Yani baktığınız vakit biz F-35'lerin parasını ödedik bundan kaç sene evvel. F-35 programından çıkartıldığımız gibi şimdi F-16'ları almakta bile ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu da işte büyük devletlerle olan ilişkilerin ne kadar büyük devletlerin dominansında, kontrolünde olduğunu bir kere daha bize gösteriyor. Dolayısıyla çok iyi idare etmek lazım. Şimdi ilişkileri iyi götürmek şimdi lazım. Şimdi sevgili Can, bu arada Burak yani ilk sataşmanı Londra'ya yaptın, ikinci sataşmanı da İstanbul'a yaptın. Bir havadan girdin. Ondan sonra karadan da Burak'a dedin ki şu konut piyasalarında da Yunanistan'da ucuz. Yani ucuz derken yani Yunanistan'da da bir konut alımı gerçekleşebilir Çin'den sonra diye. Bu arada halklar arasında da bir sorun yok gördüğüm kadarıyla zaten. Yok, biz de gidiyoruz zaman zaman. Cevap hakkı doğduğu için sana döneyim. Evet, yani hiç... Keşke bütün tartışma programları böyle olsa Türkiye'de, değil mi böyle? Yani tabii, biz tabii. Gerçekten yana biliyorsun, hepimiz şey yapıyoruz. Tabii. Ne varsa onu söylüyoruz. Halklar arasında kesinlikle bence Yunanistan'da bir şey yok. Hatta halklar birbirlerini aslında seviyorlar. Bu sadece politik ve siyasi karakterlerin arasındaki, o figürlerin arasındaki itişmeler, kakışmalar. Zira şu sırada işte hem Yunanistan'da hem Türkiye'de seçim olacak. Bence bunu siyasi olarak ele alıp gerginliği biraz yukarı çıkartmak ve hani arada bir gerginlik varmış havası yaratmak için yapıyorlar. Bu arada konut tarafında zaten Yunanistan tarafında Can'ın söylediği gibi ciddi biçimde aslında bir şey var, sıkıntı var. Ama öte taraftan konut fiyatları da 1-1,5 yıl önceye göre orada da yukarı doğru evrilmiş durumda Can, öyle değil mi? Benim bildiğim kadarıyla öyle, seninle konuştuğumuzda da öyleydi. Yani fiyatlar şöyle bir ikiye falan katlanmış durumda. O katlanan fiyatlar üzerinden ödenmeyen vergi borçları vesaireler dolayısıyla gelir kaybı söz konusu. Gelir kaybı tabii ki şeyi var. Dolayısıyla sen konut hikayesinde cevap vermedin ama Can'a. Çin'den sonra Yunanistan'da da ev almayı mı düşünüyorsun? Çin'le ilgili sanıyorum önümüzdeki haftadan sonra Sami Bey'le bir konuğumuz olacak. Artık Çin'den gerçek haberler verecek. Yunanistan'dan bir şey almak için Can Bey'le beraber gidip bir bakmak lazım oradaki konut piyasalarına. Neler oluyor, neler bitiyor bir görmek lazım. Evet Can, ne diyorsun? Konut sıkıntısı var mı Yunanistan'da? Konut fiyatları ile ilgili bu tahsil edilemeyen vergiler ve devletin bir gelir kaybı işlemlerin zaten yavaş olduğunu söyledin biraz önce. Anlayamadım, sen bir daha... Konut fiyatlarında diyorum sıkıntı var mı? Yükselme ve fiyatların yukarıya doğru çıkması ve tahsil edilemeyen vergiler özellikle Yunanistan'da konutta da bir sıkıntı yaratıyor mu? Burak diyor ki olabilir diyor, Yunanistan'dan da bir ev alınabilir. Can Bey tecrübelerinden bizi faydalandırsın diyor. Yani dediğim gibi sistemleri o kadar geri ki işte burada bazı arkadaşlarla beraberiz, o tip işleri yapıyorlar ama yani mesela bir tapu mapu falan çıkartamıyorsunuz. Hiç elektronik sistemleri çalışmıyor. Ondan sonra işte böyle bu niyetle gelen bazı Türkler var. Yani illallah deyip geri dönüyorlar. Çünkü mesela avukata gidiyorsunuz. Avukat diyor ki noterler diyor şeye gitmiş diyor, ondan sonra greve gitmişler diyor, noterler çalışıyor. Noterler çalışınca satış yapılmıyor mesela. Ondan sonra veya işte notere gidiliyor, noter bilmiyor falan. Böyle bir yani işte zaten öğleden sonra 2:30 falan gibi her yer kapanıyor. Ondan sonra siesta'ya geçiyorlar. Arkasından işte yemekler başlıyor. Yunanistan sanki Can bize... Bizde görünen hani o finansal sistem falan kesinlikle çalışmıyor ve umurlarında da değil.
Can sanki bizim 1980'li yıllarda gibi, 1980'li yıllardaki Türkiye gibi orada kalmışlar. Freeze olmuş orada, öyle donmuş. Öyle yani, şimdi mesela otelleri görüyorsunuz. Oteller işte bizim 80'li yıllarda falan kalmış oteller. Onların üstünde de yine devletin borçları var. Böyle boş boş devlet binaları var. Mesela kocaman bir hastane binası var. İşte otel yapmak için bu arada yarı parasını devlet Avrupa topluluğuna alıp, eğer bir turizm yatırımı yaparsanız yarı parasını devletten alıyorsunuz hibe olarak. Ona rağmen mesela duruyor. Hani ben soruyorum ya, ne uğraşacağız falan diyor ondan sonra. Hani benim keyfim yerinde diyor. Böyle hani bizim yatımızda çok daha rahat, çok daha ondan sonra zorlamayan, daha köhne. Böyle hani bir savaş mabaş falan diyorlar ya, ya buradaki insanların öyle bir hani savaşacak halleri yok. Yani adamlar gayet memnun hallerinden, öyle bir şeye savaşmayı oradan tercih etmiyorlar Yunanlılar. Sohbeti yani, ve muhabbeti yani, tercih ediyorlar. Sınırdan geçerken sınır görevlisi soğuk diye arabaya inip bagajı bile kontrol etmedi. Soğuk falan diye pasaportu aldı verdi. Şey, o kadar yani, rahatlar adamlar, çok şeyler. Hani buraya gelince de o İstanbul'un sıkı havasından böyle biraz daha rahatlıyorsunuz. Ya hayat çok kolaymış. Ondan sonra işte akşam olsun da yemek yiyelim moduna. Sen haftaya geleme canım şimdi. O böyle balırsan oradaki rahatlık sana şimdi iyi gelmesin. Kalmaya nasıl? Falan, yerleşmeye falan kalkma. Gel buralara canım, stüdyoya falan yani, gel. Ama belki biraz daha sık buralara gelinebilir yani. Peki. Kültür olarak çok keyifli. Hem de yani değişik, güzel ve de bize yakın. Çok Avrupa diye. Mesela kaldırımı araba park edebiliyorsunuz. Avrupa'da ben hiçbir yerde görmemiştim. Peki, önemli detaylar, önemli ayrıntılar bunlar. Ama bu arada tabii Yunanistan'daki kişi başı milli gelirle Türkiye'ye karşılaştırdığınız zaman tabii ki oradaki akaryakıt fiyatlarındaki yükselmeyle bizdeki yükselme, bizde daha çok sübvanse ediliyor. Evet, %80'ini devlet sübvanse ediyor ama bizdeki alım gücü düşük olduğu için biz daha çok etkileniyoruz bu ekonomik krizden, yüksek enflasyondan dolayı. Bunun da altını çizelim. Doğru, bir de yani sadece benzin karşılaştırması da çok doğru değil. İşte diyorum, otobanda gidiyorsunuz, en uzun mesafede benim verdiğim 1,5 euro falan. Yani ne kadar, 40 lira bile değil, işte 30 lira diyorsunuz. Bizim otobanlar, köprüler daha pahalı. Dolayısıyla toplama bakmak lazım. Peki bir şey daha soracağım Can. Yani yeme hayat içmenin standartları bizden daha yukarı diyemem. Onu yeme içmenin ucuz olduğu söyleniyor Yunanistan'da. Özellikle restoranlarda ucuz. Hem porsiyonların büyük ucuz. Hem de fiyatların çok daha uygun olduğu söyleniyor Türkiye'ye göre. Bu doğru mu? Ucuz. Yani bize nazaran ucuz. Tabii nereyle karşılaştırdığına da bağlı. Netice itibariyle isimli yerlerde ben yok, yemek normal yemek. Standart. İşte İstanbul'da normal gideceğiniz. Normal standart yerler da. Bizimle karşılaştırdığınız vakit ucuz. Hele hele onların alım gücüyle baktığım vakit daha da ucuz hale geliyor. Çünkü orada da işte alkollü içkilerde bir vergi yok. Onun bir etkisi oluyor. Sektör yeme içme üstüne yoğunlaştığı için anladığım kadarıyla orası da belki bir sübvanse mi ediliyor veya işte toplu alımlardan dolayı mı ne? Oldukça şey. Ama mesela hizmet daha yavaş bizimle karşılaştırdığımız vakit. Yani oradaki, buradaki garsonlar da daha relaxed. Yani mesela ulan gelmedi diyorsun, 15 dakikadır bekliyorum. Ya bekle ya falan diyor böyle. Hani bizde olsa şey çıkar. Ama işte yan masadan biri geliyor, konuşuyor sizinle. Yani Türkiye'ye falan geldim, İstanbul'a. Daha relax bir ortam var. Hani bizim Ege kasabalarında falan vardır ya, onu hatırlatıyor. Vallahi, bütün şehir öyle. Dündar, sevgili Dündar. Yani öyle bir anlattı ki işte tam da Londra'ya uygun yani. Tam zıt yani. Biri Güney Kutbu, biri Kuzey Kutbu. İki... Yani bir rahatlık, relax, yani tam da İngilizlerin sevdiği şeyler bunlar değil mi böyle? Ya. Muhteşem yani, muhteşem. Yani tabii İngiltere'de Yunanistan'daki bir rahatlık yok. Yani. Maalesef. Özellikle bu yaşam maliyetlerinin yukarıya doğru gitmesi ciddi şekilde bir moral bozukluğuna sebep oluyor doğrusu. Peki Almanlar yani bu kadar Almanya sırtını dayamış bir Yunanistan var, katlanır mı yani Almanlar Yunanistan'ın bu ye iç yan gel yat? Yani anlattıklarından canın i̇şte, onu anladım o, ben. O büyük yani herkes için kulağa çok güzel geliyor şey, da nereye kadar? Evet, bir Ağustos böceğiyle şey karınca Almanya muhabbeti var yani işin içinde. Evet. Her şeyi Almanya finanse etmiş, o yollar mollar falan filan. Sonra dediğim gibi akşam ikinci kadeh Uzo'dan sonra Almanya o borcu sileceğe geliyor her şey. Peki ne diyorsun?
Yani insanın canı çekti yani şimdi ye iç yat yem geldi ama nereye kadar? Avrupa'nın olamayız. Avrupa'nın şımarık çocuğu her zaman Yunanistan. Tamam, Avrupa'nın şımarık çocuğu. Yani bunu her zaman maalesef kullanıyor. Dolayısıyla biz o olamayız çünkü aradaki nüfus büyüklüğü farkına baktığımız zaman bile 7-8 kat Avrupa'nın üvey evladıyız. Var. Evet. Avrupa'nın onlar üvey evladıyız. Şımarık çocuk, biz üvey evlat. Üvey evladıyız ama biz karıncayız, ağustos böceği olmayız. İngilizler de karınca, Almanlar da karınca. Karıncalarla ağustos böceklerinin bir aslında mücadelesini 2023 yılında fazlasıyla göreceğiz. Peki sevgili Dündar, Amerika seçimleri Trump'ın aslında geçen hafta da konuştuk, çok büyük bir zaferi değil. Adaylığını açıkladı dün 15'inde, 15 Kasım'da açıklayacağım işte önemli şeyler söyleyeceğim dedi. İyi de yani ortada bir başarı var mı ki aday oldu Trump? Sence başarılı olabilir mi? Bence olamaz. Trump 15 Kasım'daki açıklamasını bence bir takvim hatasından dolayı yaptı. Seçimlerde ciddi bir başarı bu. Kırmızı dalga, kırmızı bekliyordu. Duvar bekleniyordu. Hani onu çantada kekik görerek böyle bir planlama yaptı diye düşünüyorum. Daha sonrasında da beklediği çıkmamasına rağmen artık Kerem bu açıklamayı yaptı 2024'te ben varım dedi ama biraz bence zor. İşte Florida valisi var muhtemelen onunla çekişecek artık hani seçmenleri karar verecek, temsilcileri karar verecek. Fakat öbür tarafta da Biden açısından da ben bir zafer ya da bir başarı olduğunu da çok düşünmüyorum doğrusu. İlk başlarda böyle hani zafer naraları falan atıldı. Ya bir kere temsilciler meclisini kaybettiler. Daha da kötüsü Nancy Pelosi dedi ki ben bırakıyorum temsilciler meclisinin başındaki demokrat lider 82 yaşında hakikaten siyasi olarak bir marka denilebilir ve Amerika'nın üçüncü büyük güçlü koltuğuydu burası dedi ki bırakıyor. Şimdi onun yerine gelecek olan kişi çoğunluk cumhuriyetçilerde olduğu için Kevin McCarthy belli zaten isimde. İşte yılbaşından itibaren bu, o geçecek başa. Fakat tabii şöyle de bir detayı var bu işin. Temsilciler Meclisi'nde başkanlığı elinde tutan, hani kazanan her şeyi alır biçiminde bütün komisyon ve komitelerin başını kendisi atıyor. Ajandayı kendisi belirliyor. Hangi yasal süreçlerin başlayacağını da bu kişi ya da onun vekilleri falan belirliyor. Dolayısıyla çok büyük bir güç. Bu elden gitti Biden açısından. Bu ne demek? 2 yılı daha var önünde. 2 yıl boyunca topal ördek eni konu topal ördek durumuna geldi ve yapmak istediği şeylerin özellikle yasal düzenlemelerin ve Rusya'ya olan desteğinde Ukrayna'ya olan desteğinde devamını getirebilmek için bence biraz zorlanacak. Biraz peki Burak zorlanacak. Yani 435 sandalyenin 218'ini aldı Cumhuriyetçiler. Yani bir sandalye farkıyla aslında. Bir sandalye farkı var. 6 Aralık'ta biliyorsun o şey olmayan seçim var. Evet. Netleşmeyen seçim var. Orada bakalım dengede bir değişiklik olacak mı? Ne düşünüyorsun o konuda? Bence çok ortada o. Çok yani ortada. Çok yani şu anda Cumhuriyetçiler kazandı denmez yani. Yani şöyle Senato tarafında 100 kişi var zaten. 50'sini Demokratlar aldı. Dolayısıyla orada problem yok. Orada üstünlüğü 50-49. Ruan bahsetti. 50-49. 50-50 olsa bile Kamala Harris'in eş durumda, yani eşitlik durumdaki oyla o tarafta bir problemi yok. Fakat orası onaylama merceği. Yani yasaların hazırlanması gereken yer. Temsilciler Meclisi. Ve hala var yani orada bir şey soracağım. Biz Sami ile sabah da ara ara konuşuyoruz. Hani benim favori şeyim 2 yıl sonra seçimlerde ben Biden'ın aday olmayacağını, Kamala Harris'in geleceğini düşünüyorum seçim çemberine. Sen ne dersin? Yani sağlık sebepleri dolayısıyla artık devam edemeyeceğini düşünüyorum. Ya evet bence de Biden devam etmez ama Kamala Harris yerine başka bir isim bile çıkabilir diye. Ben de hani başka el arttırayım öyle bir şey söyleyeyim. Hmm. Kamala Harris yerine başka bir isimle gitmek isteyebilirler diye düşünüyorum. Peki ne dersin Can? Yani Amerika şu anda Cumhuriyetçiler tam da böyle hani bir sandalye farkı ama daha yeniden sayılacak olan oylar var. Ve buradan ne çıkacağı aslında belirsiz bu tabloyu bakarsın bir anda da demokratların lehine değiştirebilir. Yani bir sandalye orada çok önemli çünkü. Yani zaten o bir sandalyenin de ne kadar önemi var onu da bilemiyorum. Tamam hani baktığınız vakit Cumhuriyetçiler demokratlar arasında bir ağırlık oluşuyor ama ortada olan hani ılımlı olanlar
oylamalarda bazen taraf değiştirebiliyorlar. Tabii orada yani bir kültür var. Demokratlara daha olan cumhuriyetçiler, cumhuriyetçilere daha yakın olan demokratlar. Dolayısıyla oylanacak konu bazında daha çetin görüşmeler oluyor. Orada başka alverler, başka politikalar söz konusu olabiliyor. Burada beni düşündüren özellikle ekonomi konusunda alınacak kararlarda bir istikrarın olmaması sıkıntı yaratabilir bu krizden çıkışta. Yani Obama zamanında 2008-2009 yıllarında alınan kararlarda ciddi bir çoğunluk vardı. Dolayısıyla kararlar kolaylıkla ve daha hızlı bir şekilde, daha net bir şekilde alınabiliyordu. Burada bir takım yani ekonomiden ziyade işte benim istediğim olsuna yönelik bir takım hamleler olursa bu kararların alınması, doğru kararların alınmasına engel olabilir. Bu da ekonomide düzlüğe çıkmakta biraz sıkıntıya yol açabilir. Amerika'da dünyanın ekonomisini etkilediği için dünyadaki ekonomik ilerlemenin veya düzlüğe çıkmanın gecikmesine neden olabilir. Benim en büyük endişem burada. Peki Burak, bu FED başkanlığının, çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Peki bu FED yetkilisinin açıklamaları var faizle ilgili. Yani o aslında tam da yeri gelmişken, yani Amerika ekonomide de tam böyle bir rahatlamış havasına da girdiği zaman FED başkanları doğru öyle değil bu diyor. Aynen öyle. St. Louis FED başkanı James Ballard. Ballard zaten en şahinlerinin başında geliyor. Tam olarak söylediği şey ne diyor? Faizlerin yeterince kısıtlayıcı seviyeye çıkması gerektiğini ve henüz halen yeterince kısıtlayıcı seviyede olmadığını söyledi dün. Bu aslında piyasaların duymak istediği ve son 15 gündür sürekli söylediği artık durdu 75'ten 50'ye sonra da 25'e düşeceğizi çok desteklemiyor. Kaldı ki ben hala iddia ediyorum. Amerika'da hala ben enflasyonun düşüş sürecine girdiğine katılmıyorum. Bugün açıklanan Avrupa Birliği enflasyon verisinde, TÜFE verisinde 10.6 gibi bir rekora gitti. Yani Avrupa'da da bu sorun devam ediyor. Artı Amerika'da da bu sorunun ben bitmiş olduğuna katılmıyorum. Konut başlangıçları dün açıklanan yine düşüşte. Hem müstakil evlerde hem apartman flat dairelerde yine düşüşte yeni konut başlangıçları. Amerika'da da konut en büyük lokomotifi olduğu için ben hala Fed'in son toplantıda da 75 arttıracağını ve ondan sonra da 50-50 gidebileceğini düşünüyorum. Bu arada Ocak'ta toplantı yok. Summer'ın açıklamaları var, eski Hazine Bakanı. Evet. O da altıları falan telaffuz ediyor. Evet. Yani belki Aralık'ta 50 ama Şubat ve Mart'ta 25 mi olur, 50 mi olur onu kimse bilemiyor şu an ki altıları zorlayacak. Yüksek enflasyon var ama yüksek enflasyon düşmeden yüksek enflasyonla yaşamaya devam edecek. Peki Fitch'in açıklaması var bir de dün, o da çok önemliydi Burak. Fitch de tabii orada şey yapıyor, çeşitli uyarılarda bulunuyor. Hani enflasyonun hala orada sabit olmadığını, aşağıya doğru gelmediğini. Teyit ediyor aslında bir anlamda bu. Aynen öyle. Ama bu arada bununla ilgili ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Hiç sevmediğimiz konu arkadaşların Dündar'la Can'ın da coin konularında çok ciddi iki tane şey oldu. Dün bir kere Rubini ile Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao birbirlerine girdiler. Önce Rubini ona laf attı, sonra arkadan Zhao cevap verdi dün. Ben hiç onu takmıyorum, kayda değer birisi değil şeklinde. Özet olarak mealinde şöyle bir şeyi söylüyor. Rubini diyor ki, bu aslında coin işi bir sanal dünya. Bu sanal dünya önümüzdeki günlerde birdenbire çökebilir. Çökerken çok iyi bildiğiniz birçok, özellikle Binance'ı öne çıkararak, birçok daha yok olacak kripto aracısı, borsası var şeklinde bir yorumda bulundu. Bence kripto piyasalarını sallamaya başlıyor yavaş yavaş. Bir de dün bir açıklama daha vardı. Sabit coinler. Sabit coin nedir? Herhangi bir değere bağlı coinler. Yani gayrimenkul karşılığı, altın karşılığı çıkarılan coinler. Buralarda da Fed'in açıkladığı, geçen yıl 170 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü varken bu sene yaklaşık olarak buradan 25 milyar dolar bir çıkış yaşanmış. Sabit coinler, ki sağlam olan coinler, buradan bile çıkış var. Diğer coinlerde neler olacağını tahmin etmek biraz zor gibi gözüküyor. Evet, beyler ne söylersiniz bu konuda? Zhao'nun bu açıklamasının devamında, Burak'ın bahsettiği o atışmanın devamında Zhao diyordu ki bu coin piyasalarını hep birlikte tekrar ayağa kaldıralım.
gelin ayağa kaldıralım. Yani arkadaşlar bir el atın, battı burası, bir el atın da şunu toparlayalım. Yani bizim şirkete bir zeval gelmesin babında yorumlanabilecek olan bir şey söyledim. Şimdi ben geçen hafta konuştuk zaten oradaki 2023'ün sevgili arkadaşlar aslında önemli konularından bir tanesi de Burak'la da yayından önce sohbet ettiğimizde şunu söyledik. Çin ikinci Rusya olacak mı? Yani dünyada özellikle Biden'dan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir araya gelmesi ve kırmızı çizgilerini hatırlatması Çin Devlet Başkanı'nın Tayvan konusunda. Sizce Çin'in böyle bir hamlesi olur mu? Burak'a konut soracağız yine de. Londra'ya bir soralım bakalım ne diyecek Dündar bize. Ben yine de olmayacağını düşünüyorum doğrusu. Çünkü hani Çin'in geneli itibariyle öyle bilinen tarihi içinde gideyim fethedeyim el koyayım diye bir şey yok. Zaten yeterince büyük. Bence bir hani Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi sefer açıp gidip Tayvan'ı ele geçirmesi pek ihtimal vermiyorum doğrusu. Çünkü bu şeye benziyor. Yani ekonomik olarak, siyasi olarak da işte Rusya'da ne konuşuyoruz? Putin kırmızı düğmeye basar mı? Yani diyorum ki yani kırmızı düğmeye basarsa eğer zaten bambaşka problemlerimiz olacaktı. Bugün dert ettiğimiz bir sürü şey konuşmaya gerek olacak. Bu da aynı şekilde. Yani Çin gider Tayvan'ı işgal ederse emin olun bambaşka problemlerimiz olacak ve çok daha büyük problemler olacak. Bugün birçok şeyi konuşmayacağız. Yani bence böyle bir şey yapmaz diye umuyorum. Ne diyorsun sevgili Can? Yani Çin'in özellikle Tayvan konusunda Rusya ile yakınlaşması, Amerika ile bu defa yani orada bir uyarılarda bulunması? Yani çok dramatik bir etki olacağını, çok dramatik bir hareket yapacağını zannetmiyorum. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı gibi Tayvan'a bir hareketlenme olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü yani Ukrayna ile Rusya'nın ilişkisi daha farklıydı. Ve ondan sonra Tayvan'la Çin'in ilişkisi daha farklı. Uzak Doğu'daki dengeler daha farklı. Çin bunu hani mümkün olduğu kadar kendi lehine kullanacak bir ondan sonra bir ağırlığını hissettirecek bir konu olarak görüyor. Çünkü hani Tayvan'a yapılacak bir müdahalenin Çin'e olan faydası nedir? Ben onu tam çözebilmiş değilim. Yani psikolojik ve ondan sonra gövde gösterisi. Kendi gücünü gösterme açısından bir etkisi olacaktır ama Tayvan'a gidip işgal etmenin Rusya-Ukrayna ilişkisinde olduğu gibi bir bağlantısını çok fazla kuramıyorum. Yani şu anlamda mesela yani Rusya gibi bir ambargoya maruz kalır mı, işte dışlanır mı dünyadan? İşte zaten Avrupa Çin'e karşı ciddi bir tepki gösteriyor. Amerika'nın Çin'e karşı olan antipatisi ortada, ticarette Çin öne geçmeye çalışıyor. Amerika'yı en büyük rakibi. Yani böyle bir durumda bunu bahane eder mi acaba Batı Burak? Eğer yaparsa o hareketi eder ama Pink de... Kendi ayağına sıkmış olmaz mı Batı bunu yaparak? Olur ama Pink bence akıllı bir adam. Yani Dündar'la Can'ın söylediği gibi bu şeye topa girmeyeceğini tahmin ediyorum. Ama çok kızdırırlarsa orada da sonuçta Çin Komünist Partisi'nin başında olan tek adam var. Yönetim şeyi var ve tek adam var. Yani kafası kızdığı zaman hadi dalın dediği zaman da dalabilir. Ama Çin'den veriler aslında benim konuma girdiği için Goldman Sachs'ten dün bir yeni açıklama var. Çin'deki tahminleri olumlu yönde revize etti. Özellikle Covid etkileri ve gayrimenkul sektöründe alınan önlemlerle birlikte gelecek yılda Çin'in %5 ve üzerinde bir büyüme gösterebileceğini öngörmeye başladı. Dolayısıyla Çin'de toparlanma acaba daha mı hızlı olacak? Saf değiştiriyorsun gibi geliyor bana. Yok, saf değiştirmiyorum. Yani o net olarak şöyle, Doğu'nun yükselişini göreceğiz. Çin ve Hindistan evet. 2030-35'li yıllarda muhtemelen dünyanın zirvesinde olacaklar. İlk üç ülke olacak bunlar benim tahminime göre. Amerika burada bir olacak mı olmayacak mı biraz artık riskli. Eskisi kadar rahat değil. Onun için Pink bunları da düşünerek çok çabuk atlamayacaktır bu Tayvan meselesine. Ama atlarsa gerçekten yani olumsuz bir şeyin içine sürüklenir bütün dünya. Ne diyorsun sevgili Dündar? Yani Çin hani batıyordu, gidiyordu, çalkalanıyordu morguçtan. Biraz toparladı herhalde. Gördünüz mü sevgili Benim Burak? Emlaklar bu arada artıyor fiyatları. Oo. Demek ki öyle. Ya tabii hep konuştuğumuz gibi yani Çin'in dünyanın aksının doğuya doğru kaydığını görüyor olmamız lazım. Yani Çin tarafına doğru, Çin'in insan aksına kayıyor olduğunu görmemiz lazım.
Dolayısıyla hani ben işte Tayvan'ı konuşuyoruz. Tayvan'a böyle bir hani abanıp oradan oraya işgal edelim çok yarar sağlayacağını düşünmüyorum. Ama tabii ayrılıyor veya ayrışıyor durum. Şöyle ki bu çipler konusu, bilgisayar çipleri. Şimdi tabii Tayvan'a ve Çin'e çok bağlı bir sektör olduğu için türüne bağlı olarak. Şimdi Amerika ve Avrupa'da buna karşı önlemler almaya çalışıyor. Daha dün İngiltere'deki bir çip üreticisini Çinliler satın alma anlaşması yaptı. Ve hani örneği var mıdır bilmiyorum ama İngiliz hükümeti devreye girdi ve dedi ki milli güvenlik satamazsınız. Tam pek yazan, tarih yazan hareket. Bir şey değil. Evet, bunu satamazsınız. Böyle bir şey olmayacak. Şimdi kaldı. Şirketin finansal olarak desteğe ihtiyacı vardı ki satışı ortadaydı ve alıcısı çıkmıştı. O zaman ne olacak? Kamulaşacak mı? Nasıl yani İngiltere'de bir şeyin hani kamulaştırılması mı, onu mu göreceğiz bir teknoloji şirketinin gibi? Başka sorular getiriyor arkada. Bunlar da çok uzun olmayan zaman gündeme gelecektir. Amerika'da aynı şekilde ki bazı çipleri kendi topraklarında üretmek için düzenlemeler yapıyor. Hem teşvik olarak hem idari olarak. Dolayısıyla hani böyle herkes kendi tarafına doğru önlemlerini alıyor. Bir ikiye bölünmüşlük var ve daha da belirginleşecek dünyanın genelinde. Şimdi İngiltere'nin Sümer Bankı olarak bilinen Nestore, bir store vardı mağaza, üretim merkezi. Mesela bunu da... Efendim? Debenhamlar olabilir, bilmiyorum. Evet, bu İngiltere'nin kendi Sümer Bankı olarak nitelendirilen. Bunda mesela... özelleştirilmesi gündeme geldiğinde bir Türk iş adamı bunu almaya kalktığında yine orada da devlet müdahale etmiş ve bunu durdurmuştu. Bunu hayır özelleştiremezsiniz, bunu satışını yapamazsınız diye. Orada kuralları, kaideleri bir anda değiştirdiler ve satışı durdurmuşlardı. İngilizlerin böyle malı çok kıymetlidir, bir de Çinliler böyle olunca. Ne diyorsun sevgili Can? Valla yani şimdi bu devletlerin yönetim şekilleri ne kadar demokratik, ne kadar demokratik değil. Aslında bu tartışmaya gireceğiz. Ve İngiltere'de bu demokrasinin ne yüksek olduğunu biliyoruz. Hakikaten işlerine sindirdiklerini biliyoruz. Ama mesela Amerika'da ne kadar demokrasi var veya ondan sonra işte Avrupa'nın diğer ülkelerinde ne kadar demokrasi var. Mesela Yunanistan'da çok bir demokrasi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ne zaman sinirlenseler greve gidiyorlar. Yani taksi şoförleri greve gitti mesela. Otobüs şoförleri de gitti. Şey durdu. Transportasyon durdu. Adamlar öyle kafaları atınca greve gidiyorlar. Benim bir diplomat arkadaşım Kıbrıs görüşmelerine gidiyorlar. Yunan heyeti gelmiyor çünkü diplomatlar greve gitmiş. Ne diyorsun? Böyle bir ondan sonra şey bu demokrasi mi? Evet demokrasi ama hani bakın demokrasi de işte ekonomi bilmem ne vesaire açısından bazen çok da verimli olmayabiliyor böyle. Herkes greve giderse ondan sonra şey olursa bir sıkıntı olabilir. Bu bakımlardan işte bu Çin, Rusya vesaire gibi yerler bir yani tek adam rejimi mi dersiniz artık command rejimi mi dersiniz bazı noktalarda daha verimli olabiliyor insancıl olmamakla beraber ve daha hızlı karar alıp daha doğru hareketler yapabiliyorlar. Yani çok orozun olduğu yerde sabah olmayacağı gibi böyle her kafadan bir ses çıktığı vakitte sonuca ulaşmak bazen daha zor olabiliyor. O zaman Burak şimdi yatırımcılar, uluslararası büyük finans kuruluşları, fonlar genelde ülkede istikrar isterken istikrarı şöyle istiyorlar. Ülke yönetiminin, candan esinlenerek soruyorum bu soruyu, ülke yönetiminin çok demokrasiyle idare edilip edilmemesinden ziyade yönetimin ne kadar iş başında kalacağıyla ilgili. Şimdi... Hani istikrar diyoruz evet. Ya, hani Çin'de istikrar var mı? Var. Çünkü niye? Belli ki bu adam 10 yıl daha ülkeyi yönetecek. Şimdi buna bakıyor adam. Orada Çin'de demokrasi tabii ki yok. Ama istikrar var mı? Var. Yunanistan'da demokrasi var mı? Var. Ama istikrar var mı? Yok. Muhabirimiz bildirdi yani Çin'den bir şeyler. Atina'dan, Yunanistan'dan, evet. Kavala'dan. Şimdi demokrasi kültürünün de aslında yabancı yatırımcılar için algısı da değişiyor değil mi? Demokrasi. Aynen. Yani demokrasi var mı? Tek başına demokrasiyle istikrar olmuyor. Gerçi İngiltere her ne kadar çalkantılar yaşamış olsa da son dönemde hızlı 40 günde başbakan değişiklikleri falan olsa da onun da geleneksel bir kültürü var. Hem devlet yönetiminde hem demokraside. Dolayısıyla yabancı yatırımcı
İngiliz kültürünün orada hakim olduğunu görüyor. Kaldı ki UKEF konusunda bahsetti Dündar. Yani UKEF konusunda ciddi takip ediyoruz biz o konuyu. Ciddi şekilde İngiltere hükümeti İngiltere'den alınan mal ve hizmetler konusunda üreticisinin ya da hizmet sağlayıcısının arkasında ve yeter ki içinde %20'lik bir katma değer olsun İngiliz katma değeri. Biz bunu ihraç etmek için her türlü alıcıya krediyi veririz, her türlü vadeyi yaparız modunda. Yeter ki İngiltere ve İngiliz malları yurt dışına daha fazla satılsın. Tüm ülkelere girsin istiyorlar. Mesela çok doğru bir politikayı takip ediyorlar. Ama tabii burada arkalarında bir kaynak da var. Kaynak sıkıntıları da yok. Evet, Dündar ne söylersin son olarak manşetin sonunda? Şöyle söyleyeyim, bu demokrasi konusunda, demokrasi yerine belki hukuk ve adalet diye bakmak lazım. Bunun olduğu toplumlarda daha rahat oluyor, inişler çıkışlar olsa da. Hani bir örnek vereyim size, hani son kapanışta. İngiliz kabinesindeki bir bakan, Security Minister, yani işte güvenlik bakanı, ehliyetine el kondu. Bu hafta içerisinde mahkeme sonuçlandı ve ehliyetine el kondu. Sebebi trafikte cep telefonunu elinde tutuyor olması. Bakan kendini savunmaya çalıştı. Dedi ki konuşmuyordum. Evet elimdeydi ama konuşmuyordum. Hakim şöyle dedi. Sizin davranışlarınız da toplumun geri kalanı olan bizlere örnek teşkil etmeniz gerekirdi. Dolayısıyla bu yaptığınız kusurdur. Ehliyetinize 6 ay el konulmasını onaylıyorum. 1000 pound da para cezası. Evet, mazum abi manşet alayım senden o. Ben. Benden şöyle bir manşet gelebilir. Hukuk ve adalet herkese lazım. Evet, güzel. Can, katılıyor musun bu manşete? Senin manşetin ne olur? Katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Hukuk ve adalet. Ama geç gelen hukuk ve geç gelen adalet değil bu arada. Burak? Tam zamanında olacak. Kesinlikle doğru. İstikrar aslında hukukun sürekli olması, sürdürülebilir olması, adaletin de sürekli ve sürdürülebilir olması ve bunun dağılımında da eşit bir şekilde olması tabii ki. Aslında hukuk ve adalet istikrar için en önemli iki olgu diyoruz. Bugün de manşeti bu şekilde atıyoruz. Doktor Burak Köseoğlu teşekkür ediyorum. Londra'dan bildirdiler efendimize yönetim danışmanı sevgili Dündar Parlar. Ve Yunanistan'dan Kavala'dan gelirken Kavala kurabiyelerimizi getirmeyi unutmuyorsunuz. Bana ayrı, rejiye ayrı lütfen, onu belirteyim. Can Pamire'de, Doktor Can Pamire'de çok teşekkür ediyoruz. Ve bugün de Manşet Ekonomi'nin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarın tatil, cumartesi pazar, herkese güzel, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Aman dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Maske takmaya devam edin diyorum. Çünkü maske sadece Covid'den değil, bizi gripten de koruyan en önemli etkenmiş. Bunu görmüş olduk aslında bu pandemi süreci boyunca. Havalar fena, siz fena olmayın diyoruz ve sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Haftaya pazartesi günü, haftanın ilk iş ve işlem gününde sizleri 7'de Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk'te bekliyorum efendim. Kimselere randevu vermeyin.